Ya tabii sonuç itibariyle ben Meltem'in ölmesini hiç istemezdim. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta gencecik bir kız. Bizim Adem de ona yangın da biliyor musun? Öldüğünü görünce perme perişan oldu çocuk. Parampinçik oldu ya. Hepimiz sevdiğimizi kaybetmenin acısını çok iyi biliyoruz. Eyvallah biliyoruz da işte bu veli sonuç itibariyle veliyle iş yaparsan, velinin yolundan gidersen olacağı bu. Anladın mı? Su testisi su yolunda kırılır. Birisinin hatasını gördüm hemen biletini kesiyor adam. Sana bu aralar musallat olmuyor değil mi? Yani telefonla falan aramıyor değil mi? Ya bırak şimdi veliyi falan ya. Ya ben sana söylemiş olayım. Bugün bilemedin yarın seni bir şekilde muhakkak yemlemeye çalışacak. Ama ne olursa olsun söylemeye gerek bile yok artık biliyorsun. Mutlaka beni haberdar ediyorsun. Biliyorum Kadir. Tamam mı canım? Kardeş, bir bakar mısın buraya? Buyurun beyefendi. Şimdi bu... Bu ne? Bu anlamadım ben. Çay beyefendi. Ya onun çay olduğunu ben de biliyorum. Gözlerimiz kör değil de tadını alamıyorum kardeş. Sen çamaşır suyu gibi bir şey getirmişsin benimle. Efendim? Çamaşır suyu diyorum, çamaşır suyu. Şunu bir tadına bak bakayım, sen içebilecek misin bunu? Böyle çay mı getirilir? Geçen haftanın çayı mı? Nedir onu anlamadım ben ya. Yaklaş biraz. Lafım sana değil. Yanlış anlama. Git bunu aynen patronuna söyle. Çamaşır suyu gibi çay getiriyorsunuz. Bu da bir diye 7 lira hesap. Yani bu ayaküstü adam sevmece denir buna yani. Anladın mı ne demek istediğim? Haydi bana düzgün çay getir bize. Tabii. O çayın bir tadına bak. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Sen niye gülüyorsun? Niye güleceğim? Sana gülüyorum. Adam ayaküstü çayla ilgili konferans verecektin. Ya Allah'ını seversen elini vicdanına koy. Çayı beğendin mi? Beğenmedim, haklısın. Zeynep. Fatih. Ne haber ya? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben değilim canım benim. Ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim. Ne olsun işte. Kadir, benim üniversiteden arkadaşım Fatih. Merhaba. Hiç değişmemişsin bu arada. Ya sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen de değişmemişsin. Sağ ol canım benim ya, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun görüşmeyle? İyi o zaman. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Görüşmek üzere. Ben de çok sevindim. Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz, bye bye. Bye. Sen az önce ne yaptın? Faranjit var bende, faranjit. Arada öksürüyorum ben. Doktora görünmem lazım bu aralar. Bak bakalım olmuş mu istediğin gibi, lezzetli miymiş? Geçmeyeceğim, bir kere midem bulandı. Uyanık ol. Emniyette iki kişi olduğunu çözdüklerini hissettiğin an uza oradan. Sonra da bana haber ver. Sonra? Ne sonra? Beni çözdüklerinde ne olacak? Ne olacak? Benim yanıma geleceksin. Senin gibi olacağım öyle mi? Hayatımın sonuna kadar polisten saklanacağım, polisten kaçacağım. Ben alıştım be Adem. Sen de alışırsın. İnsan her şeye alışıyor. Ya alışmak istemiyorsa?
Söyle, dinliyorum. Veli, buluşmamız lazım. Tamam, 2 saat sonra... Hayır, 2 saat bekleyemem. Ne oldu? Ne bu acele? Yüz yüze gelince konuşuruz. Ben şimdi ofisten ayrılıyorum. Geri belirledikten sonra bana haber ver. Bana bak. Bu Selim denilen çakala dikkat et. Tamam? Sen beni merak etme. Ben dikkat ederim. Emniyetin içinde organize şube çok değerlidir, çok kıymetlidir. Şimdi bu şube içerisinde yanlış yola sapanlar olmuş mudur? Olmuştur elbet. Ama bedelini de ödemiştir. Şimdi çeteyle birlikte çalışan bir muhbir vardı aramızda, artık yok. Bedeli ödenmiştir ve bu mesele de burada bitmiştir. Şimdi herkes gönül rahatlığıyla işinin başına dönebilir. Hadi bakalım. Adem, eğer konuşmak istersen seni dinleyecek bir büyüğün var burada. Unutma bunu, tamam mı? Hadi oğlum bakalım, hadi. Sağ ol. Alo. Dinliyorum. Müdürün içerideki ikinci kişiden haberi yok. Nereden biliyorsun? Kendi söyledi. Mesele kapanmıştır artık dedi. Hayır. Haydar komiserim, bu kadar kısa sürede emin olmaz. Bizi yemliyor olabilirler. Uyanık ol. Tamam. Veli, bugün bana bir video geldi. Cansız göndermiş. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Aynı video bana da geldi. İyi o zaman. Videoyu izlediğine göre ne yapacağını da düşünmüşsündür. Cansıza parayı vereceğim. Veli, olmayan şeyi nasıl vereceksin? 10 milyon euroyu nasıl bulacaksın? Anlatacağım. Ama önce sana bir sorum var. Cansız parayı almamı engelleyenin Kadir olduğunu bilseydi... Bilmediğini nereden biliyorsun? Biliyor mu? Sence? Hala cevap vermedin. Parayı nasıl bulacaksın? İstanbul'da bu kadar yüklü para sadece bir kişi de vardır.
Ben de parayı ondan alacağım. Kimden bahsediyorsun? Gürcü. Gürcü'den parayı nasıl alacaksın peki? Soygunla. Bizim gibi cansıza çalışan başka birini soyacaksın. Doğru mu anladım? Doğru anladım. Sen manyaksın. Sen manyaksın, mantıklı düşünemiyorsun. Başka bir önerin var mı? Videodaki adam gibi kuma mı gömüleyim? Bak eğer cansız Gürcü'yü senin soyduğunu anlarsa seni kuma gömmez. Canlı canlı derini yüzer. Evet, olabilir. Ama bir planım var. Benim yaptığımı anlamayacak. Bu işte başkalarını kullanacağım. Hayır hayır, ben bu işte yokum. Sana baştan söylüyorum, sen ölüme koşuyorsun. İkinci defa. Beni ikinci defa yarı yolda bırakıyorsun. Ben yarı yolda falan bırakmıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Ulan iyi ki kafanı atmamışlar ha. Ya isteseler de atarlardı müdürüm. Bilerek atmadılar. Siz veliyle birbirinize öyle bir dolanmışsınız ki artık sen istesen de bu iş bitmez oğlum. Yok bu seferki veli değildi. Bu seferki başka biriydi. Kimdi o zaman? Bilmiyorum ama kardeş uyarısını yaptı. Ben geliyorum dedi. Geldi. Mesajını verdi. Biz de o mesajı aldık. Şimdi nereye istiyorsa oraya bekliyorum kendisini. Bizden kimseyi çağırdı mı? Yok ama uygun bir zamanda şubeye gelip ifademi vereceğim müdürüm. Sen ne yaptın müdürüm? Şubedekilere muhbir meselesinin kapandığını söyledim. Sende ikinci muhbirle alakalı bir şey var mı? Yok. Ama olunca mutlaka haberin olur. Sabah istihbarattan bir şey geldi. Veli ile 10 milyon euronun bahsi geçen konuşmalar yakalamışlar. Veli bu parayı teslim etmezse infaz ederler onu. Benim Veli gebermeden Veli'yi bulmam şart. Tamam. Bir şeyler duyarsam haber veririm. Eyvallah müdürüm. Yavaş, yavaş hareket et. Gündür abla. Şu kapıyı bir açsana. Tamam. Gündür abla, soldan. Bırakma, yürüyemiyorum. Bırakmıyorum. Tamam, sakin ol. Nasıl? İyi misin kızım? Çok iyiyim anne, acayip. Depar atacağım kalkıp. Kerem, oğlum biz burada zahmet vermeyelim. Biz derken? Ben zahmet vereceğim. Sen değil. Gündür abi, sen merak etme. Konuştuk biz Kadir abiyle. Konuşmuş. Bak hadi git. Uyuyacağım. Çok yorgunum. Gel geçireyim ben seni. Gel. Bir ihtiyaç olursa zaten Gülnur abla. Ararız, çağırırız. Sıkıntı yok yani. Tamam oğlum. Allah senden bin kere razı olsun. Ne yaptık Gülnur abla? Estağfurullah. Allah'a ısmarladık oğlum. Sağ ol. Hadi güle güle Gündür abla.
Of, hiç gitmeyecek sandım. Vurulunca kıymete bindik, görüyor musun? Ben sana ne diyeyim Meral? Hiçbir şey demene gerek yok. Yanımda dur yeter.